koronavirüsle mücadelede geldiğimiz son duruma rakamlarla bakalım. Maalesef iyi bir gidişat söz konusu değil. Vaka sayıları tekrar artmaya başladı. Son 24 saat içerisinde 53.842 test yapıldı. Bu arada hemen onu da hatırlatalım. Test sayısı bir önceki güne göre oldukça yüksekti. 46 bin civarındaydı son 24 saatte yapılan testler bir önceki gün. Ama 5 Ağustos'ta 53 bin test yapıldı. Vaka sayısı 1178'e yükseldi. Ve maalesef 19 vatandaşımız hayatını kaybetti. İyileşen hasta sayımız yine 1000'in üzerine çıktı. 1015 hastamız da koronavirüsü yenmeyi başararak sağlığına kavuştu. Ağır hasta sayımızsa, şu anda tedavisi devam eden ağır hasta sayımızsa 582 olarak açıklandı. Yeni vaka sayısında da iyileşen hasta sayısında da artış var. Son 24 saatte 1178 kişi hastalığa yakalandı, 1015 kişi ise sağlığına kavuştu. Türkiye'nin koronavirüs tablosu açıklandı. Tabloya göre yeni vaka sayısındaki artış devam etti. Hasta sayısı düne göre 95 kişi yükseldi. Son 24 saatte 1178 kişinin testi pozitif çıktı. Toplam hasta sayısı 236 bini geçti. Yeni can kayıpları da meydana geldi. Geride kalan 24 saatte 5 Ağustos'ta 19 kişi vefat etti. Hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 5784 oldu. Hastalığı atlatanlara da yenileri eklendi. Bir günde 1015 kişi iyileşti. Koronavirüsü yenenlerin toplam sayısı 219.506'ya yükseldi. Ve koronavirüs testleri. Türkiye genelinde 53.843 yeni test daha yapıldı. Toplam test sayısı 5 milyonu aştı. Ağır hasta sayısı ve hastalarda zatürre oranları da kamuoyu ile paylaşıldı. İki başlıkta da düşüş var. Ağır hasta sayısı bir önceki güne göre bir kişi azaldı. %8,5 olan zatürre oranında %8,4'e düştü. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bilançoyu sosyal medya hesabından değerlendirdi. Yeni hasta sayımız dün önceki güne göre 88, bugünse düne göre 95 arttı dedi. Uyarılarını bir kez daha tekrarlayan Koca, bayram ve tatildeki riskin yeni sonuçlara yol açmasını önlemeliyiz. Tedbirde birliğe ihtiyacımız var ifadesini kullandı.